Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bir yolculuğun sonuna geldik arkadaşlar. Köprüden önce son çıkıştayız. Artık kısa bir süre kaldı sınava ve bu sınavı gerçekleştirdiğinizde de hayatınızın bir sonraki aşamasına geçeceksiniz arkadaşlar. Umarım sizin için güzel bir sene olmuştur. Bu sene sizinle beraber bayağı bir çalıştık, uğraştık ve inşallah hedeflerimize de ulaşacağız arkadaşlar. Bu videoda bazı önemli detaylardan bahsedeceğim. Lütfen not alın ve dikkatli dinleyin arkadaşlar. Gerçek sınavda saçma sapan şeylerle karşılaşıp bir yılınızın boşa gitmesini istemiyorsanız bu detaylarımıza dikkat etmeniz lazım. Bir en önemli nokta sınav yeri. Sınav yerine önceden gidin ve birkaç kez teyit edin. Mümkünse başkasına da bir gösterin, doğru yere mi gidiyorum diye. Yanlış yere gitmeyin arkadaşlar. Daha önceden giderseniz orası sizin için samimi, tanıdık bir mekana dönüşecektir arkadaşlar. Atıyorum bir gün önceden gittiniz. Bu okul, dedin ki benim okulum artık. Yarın burada sınava gireceğim dedin. Bir sonraki gün gidip sınava girdiğinde heyecan yapma olasılığın biraz daha düşecektir arkadaşlar. O yüzden sınav yerinize bir önceden gitmenizi tavsiye ederim. Sınava giriş belgesi noktası. Bunu unutursanız zaten geçmiş olsun. Sınavınız iptal oluyor arkadaşlar. Sınava giriş belgenizi unutmayın. Kimliğinizi unutmayın. Bunları unutan arkadaşları kapıda zaten göreceksiniz sınav günü. Yani çok fazla kişi bunları unutuyor. Yani azımsanamayacak derecede kişinin sınavı boşa gidiyor. O yüzden bunlara dikkat edin. 2 kez kontrol edin, 3 kez kontrol edin. Uyku mevzusu. Sınavdan bir gün önce gece uyuyamama, heyecandan uyuyamama olayları çok fazla yaşanıyor arkadaşlar. Bugüne kadarki gördüğümüz tecrübelere göre de bunu engellemenin bir yolu var. Melatonin kullanarak bunu engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama sınavdan hemen önce ilk defa melatonin denemeyin. Yani eğer hayatınızda ilk defa melatonin alıyorsanız sınavdan bir gün önce bunu denemenizi tavsiye etmem. Sınav son haftası, yani tecrübe edebilirsiniz. Bir gün bir deneyin bakalım, melatonin aldığınızda direkt uyuyabiliyor musunuz? O zaman sorun yoktur arkadaşlar. Melatonini psikoaktif ilaçlar kullanıyorsanız, yani psikiyatriye falan gidiyorsanız melatonin kullanmanızı önermiyorum arkadaşlar kesinlikle. Zaten doktorunuza da danışmadan hiçbir şekilde bir şey kullanmayın. Melatonin de kullanmayın yani. Doktorunuza bir sorun. Uyku mevzusu böyle arkadaşlar. Uyumanıza yardımcı olması için melatonin kullanabilirsiniz. Onun dışında beslenme. Saçma bir olaydan bahsedeceğim arkadaşlar şimdi size. Geçen senelerde bir tane öğrencim şöyle bir saçma bir olay yaşadı. Sınav sabahı annesi ona bir sınav kahvaltısı hazırlamış. Böyle her şey var. İşte patates kızartması, sucuklu yumurta, şunlar bunlar bir şeyler, her şey hazırlamış annesi. Sonra işte bir de bir bardak süt koymuş. Çocuk da bilmediği bir şekilde süte şeyi var, yani alerjisi gibi bir şey var. Süt içtiği zaman ishal oluyor. Neyse çocuk işte sütü de içmiş falan filan. Epik bir kahvaltıyla. Ondan sonra sınava gitmiş ve sınavda acayip bir tuvaleti gelme mevzusu olmuş ve ondan sonra tuvalete gitmiş. Sınav iptal. Şimdi böyle bir durumda arkadaşlar bununla karşılaşmamak için ne yapmanız gerekiyor? Kahvaltıda basit şeyler yiyin. Yani çok fazla karmaşık şeyler yemeyin. İşte patates maddes güzel olur. Patates haşlaması. Besleyici şeyler yiyin. Güzel şeyler yiyin ve sürekli yemediğiniz şeyleri o kahvaltıda yemeyin. Yani sen gidip normal kahvaltını zaten o şekilde yapmıyorsan, bu arada kahvaltı yapmadan gitmenizi tavsiye etmem. Kahvaltı kesinlikle yap. Beslenmenize güzel bir şekilde dikkat edin yani. Beslenme olmadan kafanız çalışmaz arkadaşlar. Buna dikkat edin ve dediğim gibi saçma sapan şeyler yemeyin. Sınav esnası. Sınav esnasında arkadaşlar oradaki, biliyorsun ki karşınızda bir eğitmen olacak ve o eğitmen ne diyorsa onu yapmak zorundasınız arkadaşlar. Öl dese ölecek. Tabii öyle bir durum yok. Eğitmenin dediklerini yapın. Yani eğitmen size bir şey de önüne bak. Önüne bak, tamam önüne baktın. Yani eğer karşı çıkarsan, şey yaparsan orada tabii sınavın iptal olma durumu var. Etrafınızda bir olay yaşanıyor olabilir. Yani çocuğun bir şey oldu. Çocuk bir anda ağlamaya başladı falan filan. Hiç kafanıza takmayın arkadaşlar. Önünüze odaklanın. Sizin de sınamanız etkilenebilir. Yani toplu bir iptal durumu da söz konusu olabilir. Kopya falan. O yüzden önünüze odaklanın. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben şey yapmadım deyin. Önünüze odaklanın ve bu şekilde sınavınızı tamamlayın. Tabii sınavdan önce tuvalete gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Sınavın zorluğu. Sınavın zorluğu zor gelirse ne yapacağız arkadaşlar? Genelde en çok takılan noktalardan birisi bu. Gidiyorsun sınava, bir bakıyorsun Türkçeden başlıyorsun mesela TYT'de. O ana kadar hiç görmediğim bir zorlukta bir Türkçe var. Ne yapacağız? Tabii ki de odaklanacağız arkadaşlar. Burada eğer şöyle düşünürseniz, mesela en çok yapılan hatalardan birisi. Türkçe'de atıyorum normalde 40 dakikada çözüyorsunuz Türkçeyi. Gidiyorsunuz gerçek sınavda zor geliyor ve işte 60 dakikaya çıkartayım, şöyle biraz daha süre vereyim, şey yapayım, uğraşayım derken matematiğe ayıracağınız süreden Türkçe'ye kısarsanız arkadaşlar Türkçe netinizi arttırmakla kesinlikle böyle bir şey yaşanmaz. Türkçe netiniz artmaz. 1 net artar, 2 net artar ama orada vereceğin süre senin matematikte çözeceğin 10 soruyu, 20 soruyu etkileyecektir arkadaşlar. Bunu yapmayın. Türkçe zor olabilir. Olabildiğince kısa sürede çözmeye çalışın arkadaşlar. Sonrasında hemen matematiğe geçin. İşte tabii çözme sıranız neyse onu yapın da ben basit olarak söylüyorum size yani. Türkçe, sosyal, matematik, fen şeklinde ilerleyin ve sınavın tamamına güzel bir süre ayırın. Eğer dediğim gibi Türkçe zor diye böyle uğraşır durursanız, orada takılı kalırsanız matematik boşa gider, fen boşa gider, sosyal boşa gider. Oradan alacağınız netleri alamazsınız arkadaşlar. Sınav sonrası da çok önemli arkadaşlar. Diyelim TYT'ye girdiniz. TYT'den çıktınız arkadaşlar. Hemen Google'a girip YouTube'dan bütün YKS kanallarını takipten çıkma. Arkadaşlar bizi takipten çıkmayın lütfen diyecekmiş. Tabii ki de çıkabilirsiniz ama neyse, bu işin şakasıydı. Sınav sonrası arkadaşlar en çok yapılan hatalardan birisi, hemen işte arkadaşını arıyor, o arkadaşını arıyor, işte kanka sınav nasıldı? Abi acayip zordu, böyle bir şey yok, manyaktı, çok çılgındı, hiçbir şey yapamadım falan diye moraller alt üst tabii. Bu şekilde bir konuşma yapmayın. Mümkünse telefonunuzu kapatın ve bir sonraki güne odaklanmaya çalışın arkadaşlar. AYT sizin için çok daha önemli. AYT'yi eğer yapamazsanız o zaman ağlayabilirsiniz. Ama AYT sizin için çok daha önemli olduğu için TYT'de kötü geçtiyse de olabilir. Yani sıkıntı yok. Oturun bir sonraki güne odaklanın arkadaşlar. Çok fazla burada takılı kalmaya gerek yok ve başkasıyla konuştuğunda zaten onun pozitif bir şey söyleme ihtimali çok düşük arkadaşlar. O yüzden mümkünse evinize gidin, telefonunuzu kapatın ve hiçbir şeyle ilgilenmeyin. Dizi izleyin, bir şeyler yapın. Kafanıza göre takılın. AYT notlarına göz atın. Öyle takılın rastgele. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu yılın sonuna geldik. Size sınavınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmına da duygu ve düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Güzel bir yıl olduğunu düşünüyorum ben. Çok uğraştınız, çok didindiniz. Artık sınavda da başarılı olmanın vakti geldi diyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.